Herkese selam. Süleyman Soylu'nun Yüksek Seçim Kurulu'na paralel bir seçim sistemi kurduğu görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı. Böylesine bir yazılım geliştirmiş ve bu yazılımı İçişleri Bakanlığı'nın serverlarına yerleştirmiş ve devletin polislerini, devletin jandarmasını kullanarak Yüksek Seçim Kurulu'ndan önce seçim sonuçlarını öğreneceği paralel bir mekanizma kurmuş. Bunu neden kurduğunun detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat bütün bu seçim güvenliğinin Türkiye'de temel olarak emanet edildiği kişi Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş. Ve Emniyet Genel Müdürü jandarmayla birlikte Türkiye'deki bütün sandıkların, oy sayımlarının ve bu oyların taşınmasıyla ilgili bütün güvenliği esas olarak Mehmet Aktaş emrindeki 350 bin polisle birlikte o yerine getirecek. Fakat bugün size bu seçim güvenliğinin emanet edildiği Mehmet Aktaş'ın nasıl bir seçim yolsuzluğu yaptığı ve bu seçim yolsuzluğuyla hangi belediye başkanını Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği ve buradaki performansı nedeniyle birkaç ay sonra Tayyip Erdoğan'ın kendisini Emniyet Genel Müdürü yaptığına ilişkin çok önemli detayların ve bir itirafın yer aldığı bazı bilgiler vereceğim. Bu seçimde kumpaslardan en büyüğü İçişleri Bakanlığı ve Emniyet üzerinden de kuruluyor. Buna ilişkin bütün bilgileri ortaya dökeceğim bir videoyla karşınızdayım. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla huzurlarınızdayım. Süleyman Soylu biliyorsunuz Tayyip Erdoğan kendisini görevden almak için bir ara çok kararlıydı ve Sedat Peker videolarını da bir kaldıraç olarak kullanıyordu Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye iki kere Süleyman Soylu görevden almak için bizzat evine ziyarete gitti. Fakat Devlet Bahçeli olmaz dedi. Fakat onun sonrasında Süleyman Soylu hamlelerini o kadar güzel attı ki mesela Berat Albayrak'la olan sorunlarını böyle idare edilebilir bir noktaya çekti. Onunla kavgasını idare edilebilir bir noktaya çekti. Kontrol altına aldı. Tayyip Erdoğan için başka hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptı. Onun da işine geldiği noktalarda, işine geldiği biçimde nasıl kendisi için kullanışlı bir aparat olduğu ve ondan başka böyle bir aparat olmadığını da kendisine göre ispat etti. Çünkü bütün bakanlar ve AKP'nin kadroları şu an inanılmaz düşük bir profil ve Süleyman Soylu bu şekilde sorunları kontrol altına aldı ve Tayyip Erdoğan da bu seçimleri kaybetme noktasında çok sıkıştığı için Süleyman Soylu'yla bir anlaşma noktasına geldi. İşte Güneydoğu'da mesela seçim güvenliğinin yok edilmesi için işte seçimle ilgili yapılacak bütün hileleri yazacak Kürt gazetecilerin hepsi gözaltına alındı ve tutuklandılar. Orada seçim güvenliğini sağlayacak avukatlar, HDP'li özellikle birlikte çalışan avukatlar hepsi seçimden 3 hafta öncesinden başlayarak kitleler halinde gözaltına alınıp tutuklandılar bunlar. Süleyman Soylu tamamen uygun bir ortam oluşturuyor yolsuzluklar için ve bir anda ortaya ne çıktı? Bir de yine Tayyip Erdoğan'la organize biçimde Yüksek Seçim Kurulu'na paralel fakat devlet mekanizmasının içerisinde bir seçim sistemi kurmuşlar. Normalde yasalara göre, anayasaya göre İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yok. Seçim sonuçlarını net olarak ortaya çıkarmakla ilgili yetki Yüksek Seçim Kurulu'nda. Fakat görüntüleriyle ortaya çıktı. CHP'li milletvekili bu görüntüleri yayınladı. İçişleri Bakanlığı'nın bir veri tabanı var. Bu veri tabanına bir yazılım yapılmış. Bu yazılımda hem partilerin aldıkları oylar hem Cumhurbaşkanı'nın aldıkları oylarla ilgili bir yazılım sistemi var. Ve bu yazılım sistemi bütün emniyet personeline ve jandarma personelinin de telefonlarına kurulacak. Çünkü bütün sandıklarda emniyet ve jandarma personelleri görevli ve en hızlı sonuçları alabilecek kişiler 350 bin kişilik emniyet teşkilatı, 190 bin kişilik jandarma teşkilatı. Buradan verileri en hızlı alacak kişi kim olacak? Süleyman Soylu olacak. Yani Süleyman Soylu Türkiye'de seçim sonuçlarını öğrenen ilk kişi olacak. Bu iki teşkilat sayesinde. Ve sonrasında bu bilgi Tayyip Erdoğan için neden kıymetli? Şimdi bu seçim sonuçlarında manipülasyonun nasıl yapılacağı ile ilgili, ne kadar yapılması gerektiği ile ilgili ortaya tam çıkamaması için burada veri son derece önemli. Veri çok önemli bu seçim manipülasyonu içinde de. Ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi seçim müşahitleri vesaire bunlardan aldığı, alabildiği bir verileri girdiği bir sistem var. Ve bu sistem Anadolu Ajansı'nın sistemi de YSK'ya bağlı değil, Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bağlı. Ve buradan Anadolu Ajansı üzerinden
veriler medyanın tamamına veriliyor. Fakat hangi noktada, hangi sandıkta ne kadar manipülasyon yapılacağı ile ilgili ana veriyi gerçek rakamlardan almanız lazım. Ona göre bu manipülasyonu ülkeye yayıp ondan sonra ilçe seçim kurumlarında filan da bunları da realize etmeniz lazım. O yüzden gerçek veriyi bilmeniz lazım. İşte Süleyman Soylu bu polis ve jandarma teşkilatı üzerinden o kadar hızlı bu gerçek veriler ortaya çıkaracak ki Tayyip Erdoğan'a, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Anadolu Ajansı'na saatler kazandıracak. Ondan sonra bu manipülasyonu kurgulayacaklar. Bu sebeple Süleyman Soylu ve Tayyip Erdoğan'ın anlaşması çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın sisteminin içerisine paralel kaçak seçim hattı kuruldu resmen. Şimdi bu net. Seçimin nasıl manipüle edileceği ile ilgili bu konu son derece net biçimde açığa çıkmış oldu. Fakat bir de seçim güvenliğinin sağlanması ile ilgili Türkiye'deki en önemli kişi Emniyet Genel Müdürü. Şimdi bu Emniyet Genel Müdürü'nün, yani Türkiye'de seçimin namusunun emanet edildiği kişinin kendisinin vali olduğu bir ilde nasıl büyük seçim vurgununa imza attığının detaylarına geleceğiz şimdi. Şu an Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Aktaş 2019 yılında Şırnak valisiydi. Ve Şırnak valiliği döneminde işte 31 Mart 2019 yerel seçimleri oldu. Ve Şırnak'ta enteresan biçimde HDP'nin kalesi olan illerden bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanlığını kazandı. Ve onun öncesinde işte 2015-2016 yılında çok fazla çatışma olmuş. Ve bu çatışmalardan çok büyük bir nüfus diğer çevre illere, İstanbul'a, Ankara'ya vesaire göç etmiş. Orada seçmenlerle ilgili büyük bir azalma var. Fakat o seçmen sayısı nasıl olmuşsa tamamlanmış filan, orada karma karışık bir durum ortaya çıktı ve kimse bunu çok aydınlatamadı. Fakat işte Adalet ve Kalkınma Partisi Şırnak'ta bu zaferi elde ettikten sonra Mehmet Aktaş Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Şırnak valiliğinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi ve sonrasında bu da yetmedi. Tayyip Erdoğan kendisine bir de PTT yönetim kurulunu aldı ki çift maaş alsın. Çift maaşlar kategorisine zıpladı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Tayyip Erdoğan'ın böyle dar çevresi vardır böyle. Dar çevresine giren adamlara ek gelir sağlanır sürekli olarak. İşte bir yerin yönetim kurulu üyeliği vesaire, ikinci maaşı alacağı yer ancak bu dar çevriminin içerisine girmiş kişiler olur. Ve Şırnak valisi nasıl olduysa bir anda Tayyip Erdoğan'ın bu dar çevrimin içerisine giriverdi ve Şırnak'tan hop Emniyet Genel Müdürlüğü, hop oradan da PTT Yönetim Kurulu'na geçip ballı maaşları alacağı bir sistematiğin içerisine girdi. Peki bu Mehmet Aktaş Şırnak'ta yerel seçimlerde ne yaptı da hemen birkaç ay sonra Temmuz ayında Tayyip Erdoğan tarafından bu şekilde ödüllendirildi, taltif edildi? Şimdi dediğim gibi Şırnak'ta işte bu karma karışık bir durum söz konusuydu, fakat devletin kayıtlarına giren, istihbaratın da kayıtlarına giren, bir gün yeri geldiğinde defteri açılacak dosyalardan bir tanesi bu. Bakın Türkiye'de devlet mekanizması nasıl işler biliyor musunuz? Bürokratlar, istihbaratçılar, polisler vesaire, bunlar bazı konuları görmezden gelirler. Yolsuzluk, vurgun, usulsüzlük filan, bazılarına dahil olurlar, bazılarına dahil olmazlar vesaire. Fakat bu dahil olmadıkları işleri ve bürokrasinin hepsi, polislerin hepsi, yargının hepsi, her şeye dahil olmaz. Fakat bununla ilgili bilgiler gelirse bir şekilde, istihbari bilgiler, güvenlik yönünden filan, bunları kayda geçirirler. Kendileri bunları kayda geçirir ve bir gün düzen değiştiğinde, bu kayıtları ortaya çıkartabilecek bir sistematik ortaya çıktığında derler ki görevimi yapmadım değil, siyasi durumlar öyleydi biliyorsunuz, fakat ben bunu görevimi yaparak, risk alarak ben bunu kayda geçirdim derler. Ve devletin böyle belli konuları birden fazla yerde kayda geçirme sistematiği vardır. Mesela 17-25 Aralık dosyalarını kapatan savcılar bunların delillerini de yok ettiklerini düşünüyorlar. Fakat bu deliller, siyasi ortam değişsin göreceksiniz, devletin 10 tane kurumundan birden fırlayacak bu deliller. Göreceksiniz. Çünkü farklı yerler kendilerine bakan çerçevede bunları kayıt altına almışlardır. Görünmez arşivlerde bu bilgiler uyuyordur. Şimdi Şırnak'taki yerel seçimlerde de Tayyip Erdoğanların Mehmet Aktaş'la birlikte yaptıkları seçim yolsuzluğu ve Şırnak Belediye Başkanlığı'nı kazanmalarıyla ilgili kayıtta aynı şekilde bir
itiraf üzerine ve çok farklı konuda bir itiraf üzerine devlet mekanizmasının kaydının içerisine giriyor. Şimdi Hekim Demir denen bir isim var. Şırnaklı ve bu nüfus idaresinde çalışıyor. Ve nüfusta çalışırken sonrasında işte sahte nüfus cüzdanı, rüşvet alma vesaire gibi meselelerden işten atılıyor. Ve sonrasında Mehmet Aktaş'ın yerine gelen yeni valiye bir mektup gönderiyor. Elektronik ortamda bütün kayıtlara girecek şekilde bir mektup gönderiyor. Ve kendisine göre ya bak biz 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şırnak valisiyle neler neler yaptık. Tamam şimdi bu rüşvet, sahte nüfus cüzdanı verme filan işlerinden ben işte soruşturma geçirdim, bir süre hapse girdim çıktım filan ama ben bak geçmişte Tayyip Erdoğan için, Adalet ve Kalkınma Partisi için Şırnak valisiyle neler neler yaptım o seçimlerde. Çünkü nüfusta görevli memur olarak, nüfusta görevli yönetici olarak kendisinin de sorumluluk alanına giren şeyler var. O seçmen kütükleriyle ilgili meseleler var. Dolayısıyla ya herkesin suçunu günahını örtüyorsunuz. Ben de bu suçumu günahını örtün. Bana devletten yeniden bir iş verin. Oradan da yolumu bulmaya devam edeyim. Minvalinde bir mektup gönderiyor. Fakat bu mektubun içerisinde 31 Mart 2019 seçimlerinde Şırnak'ı nasıl AKP'ye verdiklerini, nüfus vatandaşlık idaresi üzerinden o seçmen kütükleriyle nasıl oynadıklarıyla ilgili kısımların hepsini itiraf ediyor. Hekim Demir, Mehmet Aktaş'tan sonra gelen valiye gönderdiği bu mektupta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Şırnak İl Başkanlığı'nın talimatıyla nasıl seçim hileleri yaptıklarını detaylı biçimde anlatıyor. Yani devletin görevlisi, nüfusta görevli devletin görevlisi seçim kütüklerinde nasıl vurgunlar yaptıklarını adeta itiraf ediyor ve bununla da övünüyor. AKP il başkanının ve valinin talimatıyla bunları yaptık diyor. Şimdi bakın nasıl yapıyorlar. Bu sistemi anlatacağım size. Burada kendi ifadeleriyle itiraf ediyor çünkü. Bunları anlatacağım şimdi size okuyacağım. Bir de şu an yeni bir sistem uyguluyorlar. Bu yeni sistemle çünkü upgrade ettiler, yükselttiler sistemi. Yeni seçime uyguladılar çünkü bu sefer öyle çok büyük yıkım yok. Şimdi ilk paragrafta Şırnak'taki seçmen kitlesinin neden değiştiğini anlatıyor bu mektubunda yeni valiye. Ve diyor ki malumlarınız olduğu üzere ilimiz ve ilçeleri ülkemizde terör olaylarının en yoğun yaşandığı yerlerdendir. Diğer yandan bölgeye özgü sosyal, ekonomik ve coğrafik kaynaklı sıkıntılar da en had safhadadır. Bu olaylar bir sürü olumsuz ve istenmeyen toplumsal hareketleri de beraberinde getirmektedir. Bu hareketlerin en başında da yaşanan toplu ya da kısmi göçler gelmektedir diyor. Yani diyor ki işte bu tip göçler oluyor vesaire, dolayısıyla seçmen sayısında bir değişiklik oluyor filan. Bunu böyle birkaç tane önce örnek veriyor böyle geçmişte yaşanan hadiselerle. Sonra da 2015-2016 yılına geliyor işte. Biliyorsunuz işte bu Hendek olayları vesaire, orada Şırnak'ın bir bölümü yok edildi vesaire. Bu sokağa çıkma yasakları o bu filan. Toplumun seçmenlerin pek çoğu başka şehirlere gittiler. Ve orada 11 bin seçmenlik bir boşluk oluşuyor. Şırnak'tan göçenler nedeniyle. Ve buna getiriyor lafı. Diyor ki saymış olduğum bu olayların sonuncusu ise 2016 yılında yaşanan terör olaylarıdır. Bu olaylar neticesinde ve uygulanan sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar sonrasında yaşanan büyük yıkım ve yeniden yapılandırma işlemlerinin çok uzun sürmesiyle birlikte şehir nüfusunun çoğunluğu geçici de olsa göç etmek durumunda kalmıştır diyor. Ve geliyor 2019 seçimlerine. İşte Şırnak 31 Mart 2019 seçimlerine bu atmosferde girerken seçimlerden yaklaşık 3 ay önce yapılan nüfus sayımında açıklanan nüfus ile seçimlere kadar geçen süre içerisinde belirlenen seçmen sayısı arasındaki fark büyük ölçüde yok olmuştur diyor. Şimdi yok olmuş ama normal halk taşınmamış. Bunu kağıt üzerinde yok etmişler. Nasıl yok ettiklerine şimdi geliyor yavaş yavaş. Bunun temel nedeni ise seçim öncesindeki 1,5-2 aylık süreç içerisinde Şırnak Merkez Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılan adres beyan işlemleri neticesinde toplamda yaklaşık 11 bin dolaylarında şahıs için oy taşıma işlemi yapılmasıdır. Yani Şırnak'ı terk etmiş 11 bin kişinin yerine 11 bin kişilik oy taşıması yapmışlar. Ve tabii ki bu oyların tamamını da AKP lehine kullandırmışlar. Tamamen fake biçimde. Peki bu 11 bin kişi kim? İsimleri, adresleri
taşınan, Şırnak'a taşınan kişiler ve kimin adreslerine taşınmışlar bunlar. Şimdi bunları da o kadar güzel anlatıyor ki detaylı. Adres beyan işlemiyle oyları taşınan şahıslar genel itibariyle kolluk kuvvetlerinin doldurarak gönderdiği evraklar başta olmak üzere kamu çalışanları ve sivillerden oluşmaktadır. Oy taşıma işleminin yapıldığı yerler şu şekildedir diyor. Yani diyor ki biz formlar gönderdik. Bu formları genelde kolluk kuvvetleri, polisler, jandarmalar, askerler vesaire bunlar doldurdular. Bunlar Şırnak'ta yaşamadıkları halde onlar Şırnak'ta İkametleri taşınarak geçici de olsa Şırnak'ta oy kullanmaları sağlandı diyor. Bunun anlamı bu. Peki kimleri taşımışlar? Detaylı biçimde onları da veriyor. Diyor ki Cizre ilimizde görevli emniyet mensupları ile askeri personellerin neredeyse tamamı. Cizre'deki askeri personel ve emniyet mensuplarını Şırnak'a taşıyorlar. Silopi ilçemizdeki görevli emniyet teşkilatı çalışanları ile askeri personelin tamamına yakını. İdil ilçemizde bağlı Okçu Köyü, Yüksek Köy gibi bazı köy ve mecralarda görev yapan askeri personelin hemen hemen tamamı. Uludere ilçemize bağlı Besla Taburu, Siyah Kaya ve Ballıüst bölgelerinde görevli neredeyse bütün personeller ile Şenaba Belediyesi'nde bulunan Tugay Komutanlığı personellerinin çoğunluğu. Şırnak merkeze bağlı Belveren Milli Komando Taburu ile Milli Elmalı Üst Bölgesi ve Milli Karakol Komutanlığı, Kastrik Beldesi'ne bağlı Akçay Tugay Komutanlığı, Akdizin ve Gömeç Karakollarında görevli askeri personellerin tamamına yakını. Şırnak Merkez Gömeç Karakollarında görevli askeri personellerin tamamına yakını. Şırnak merkeze bağlı Geçit Boyu Köyü, Araköy, Dağ Konak Köyü, Yeni Aslan Başar Köyü ve Kaymakam Çeşmesi mevkii ve Güneyçam gibi köylerde bulunan bütün tabur ve karakollarda görev yapan kolluk kuvvetlerinin hemen hemen tamamının adres beyan işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yani ne yapıyorlar görüyor musun? Saydı bütün karakolları, köyleri, taburları, tabur komutanlıklarını, Silopi'den Cizre'ye kadar başka yerlerdeki isimler, köylerde filan. Yani Şırnak merkezde belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanamayacak ne kadar askeri personel, polis varsa bunların hepsinin seçmen kütüklerini nereye taşımışlar? Şırnak'a taşımışlar. Peki Şırnak'ta hangi adreslere taşımışlar? Şırnak'ta oturan bir vatandaşın evine mi taşımışlar? Yok. Onu da ayarlamışlar. Onu nasıl ayarlamışlar? Yine devletin imkanlarıyla ayarlamışlar. Şimdi geliyoruz oraya. Diyor ki, yapılan boy taşıma işlemlerinin adres beyanları ise yine kolluk kuvvetlerine ait olan misafirhanelere, polis evlerine, şube ve yurtlara yapılmıştır. Örnek vermek gerekirse Yeşilur Yurt Mahallesi'nde Oktay Kışlası misafirhaneleri, Şehrinur Mahallesi'nde Çakır Söğüt Tugay Komutanlığı misafirhaneleri ile okullar bölgesi olarak adlandırılan okul ve yurtlar, Yeni Mahalle'de Özel Hareket Şubesi ve misafirhanesi, Bahçelievler Mahallesi'nde polis evi ve emniyet müdürlüğü misafirhanesi ve Gündoğdu Mahallesi'nde Tümenaltı polis lojmanları bu yerlerin en belirgin olanlarıdır diyor. Yani nereden hangi seçmenlerin yasa dışı biçimde ve fake olarak sadece formlar dolduruyorlar. Bu şekilde Şırnak'a taşındı ve nerelere taşındı görüyor musunuz? Hep misafirhane, polis evi filan devlete ait yerler ve yurtlar filan. Buralara taşımışlar bunları. Sanki bir görevle oraya gelmiş filan gibi. Bu şekilde uydurup bütün bunların şeylerini buraya taşıyor. Ne kadar yani Şırnak Belediye Başkanlığı'nı kazanabilecek oy farkını 11 bin oy farkını hesaplamışlar ve ondan sonra nereden ne kadar askeri personel vesaire bunların hepsini getirip orada nüfus kayıtlarını değiştirmişler, seçmen kütükleri değiştirilmiş ve bu şekilde adres beyanları da yapıldıktan sonra bunların hepsi kolluk personelinin hepsinin oyları Adalet ve Kalkınma Partisi lehine kullanılmış. Fakat burada Hekim Demir ayrıca bunları nüfus personeli olarak, nüfusta yönetici birisi olarak bunları kimin emir ve talimatlarıyla yaptığını da anlatıyor. Şimdi gelelim o paragrafa. Bütün bu iş ve işlemler başta dönemin Şırnak valisi Mehmet Aktaş olmak üzere Şırnak milletvekili Rizgin Birlik, bu Rizgin Birlik'e de birazdan geleceğim ve AK Partili il ve ilçe teşkilatlarının sıkı takibi ve tarafımıza verilen
talimat ve emirleriyle yürütülmüştür. Hatta Sayın Valimiz bizzat kurumumuza ziyaretleri ve sözlü telkinleri bile olmuştur. Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden mesailer ve hiç durmadan gelen evrak ve telefonlarla bu işlemlerin yetiştirilmesi için sıkı bir çalışma dönemi sonucunda seçimlere girilmiştir. Ancak gerek seçim öncesinde gerekse de seçim sonrasında tarafımıza edilen tehdit ve zorbalıklar uzun süre devam etmiştir diyor. Şimdi gelelim, birazdan gelelim o tehdit ve zorbalıklara. Zaten bu mektubu yazması, bütün bunları anlatması filan övünerek anlatmasının sebebi sonrasında başına gelen işler. Onlara birazdan gelecek. Burada atıf yapıyor. Yani diyor ki biz bu kadar kolluk personelini sahte evraklar uydurarak böyle misafirhanelere filan yurtlara filan taşıdık. Sonrasında bunların hepsini de Şırnak valisinin bizzat nüfus müdürlüğüne gelerek verdiği talimatlar, bizzat takip etmesi, AKP il ve ilçe yöneticileri filan, bunların hepsinin talimatlarıyla yaptık biz bunları bir de diyor. Bunların hepsini de kayda geçiriyor mu? Sonra ne olmuş? Bakın rakamlarda nasıl oynanmış onu anlatıyor şimdi. Boy taşıma işlemleri neticesinde Şırnak merkezde AK Parti 19.718 oy alarak toplamda %61.72'si ile belediye başkanlığını kazanmıştır. Toplam oyların %61.72'si ile belediye başkanlığı seçimlerini kazanmıştır. HDP ise bu seçimlerde 11.194 oy alarak %35.4'ünü almıştır. Şimdi gördünüz mü oylarındaki farklıları? İşte 11.000 kişiyi taşıyınca bir anda Şırnak Tayyip Erdoğan kazanıyor. Belediye başkanlığını Tayyip Erdoğan kazanıyor. Rakam son derece net. O oylar taşınmazsa Şırnak HDP kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal, yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye'de legal olarak siyaset yapan bir parti HDP. Anayasaya göre kurulmuş, Türkiye'de legal seçimlere girme hakkı olan bir parti. O kazanacakken hani sandığa darbe diyor ya Tayyip Erdoğan. Sandık namustur diyor filan. Böyle sürekli sandık propagandası filan. Ya darbeci sensin. Bak görüyor musun? Askerler, kolluk kuvvetleri, nüfus bir araya gelip sandığa darbe yapmışsınız Şırnak'ta. Ve Şırnak Belediye Başkanlığı'nı bu şekilde almışsınız. Bu şekilde alamadıklarınızı da sonradan kayyuma atayarak alıyorsunuz filan ama Şırnak'ı bu şekilde almış. Çünkü imajı ne çizeceksiniz? Kürtler bizi destekliyor. Bu imaj için Şırnak'ı almak çok önemli. Şırnak'ı 2015-2016'da yerle bir ettiniz. Aa bak insanlar sonra da yorumcular ne yorum yaptılar biliyor musunuz? Demek ki ya işte bu hendek operasyonları onlar bunlar oldu ama işte halk demek ki biraz da hak verdi Tayyip Erdoğan'a filan. Bu propagandayı yaptınız sonra da bunu. Ha bunların hepsi neymiş? Bunların hepsi ayarlanmış meselelermiş. Sonrasında mektubun devamında geliyor. İşte diyor ki bunları yapmamıza rağmen diyor biz şahsımızla, ailelerimizle tehdit edildik vesaire, fiziki şiddet, tehdit ve zorbalıklara maruz kaldık filan. Kurum içindeki arkadaşların isimlerini sayıyor. Şirin Dayan ve Abdurrezzak Batmaz filan. Bunlar diyor AKP teşkilatlarından maddi ve manevi menfaat sağladılar diyor. Ondan sonra milletvekilimiz Rizgin Birlik vesaire bu da bize sahip çıkmadı vesaire diyor. Yani ne diyor biliyor musunuz? Ben bu kadar şey yaptım nüfus müdürlüğünde. Bu kadar şey yaptım. Esas işi biz yaptık. Size bu belediye başkanlığını verdik. Sonrasında ben bir tane sahte nüfus cüzdanı işleri bir de rüşvet almaktan dolayı şikayet edildim. Soruşturma geçilip memuriyetten atıldım. Kısa bir sürede tutuklandım. Ya bize de sahip çıkın. Bak diğerleri işi biz yaptığımız halde diğerleri malı götürdüler. Ondan sonra Rizgin Birlik de AKP milletvekili. O da onlara sahip çıktı diyor. Bu Rizgin Birlik var ya Şırnak milletvekili olan. Onun normalde babası şu an Tayyip Erdoğan'ın ortağı olan derin devlet yapılanması tarafından 90'lı yıllarda katledilmişti. Babasının hatırasını bile sattı. Ondan sonra gitti derin devlet, AKP filan bu koalisyonun milletvekili pozisyonunda ve onlar adına babasının canını verdiği bir meseleden ondan sonra onlar adına Şırnak'ta böylesine bir seçim hırsızlığının parçası haline geliyor. Ne kadar dramatik ya. İnsan babasının hatırasını da bu şekilde satmaz. Ve bu nüfus personeli bu şekilde derdini anlatıyor yeni valiye. Ondan sonra yeni vali onun derdine derman oldu mu? Ona bir sus payı verdiler mi filan bilinmez. Fakat bu mektup, bu itirafname devletin kayıtlarına giriyor. Yarın o bir gün düzen değiştiğinde bu seçim hileleriyle ilgili
bir defter açıldığında, çünkü yakın dönemdeki seçimlerde özellikle 17-25 operasyonundan sonraki seçimlerden başta olmak üzere Tayyip Erdoğan bütün seçimlerde Atalan Üsküdar'ı geçti meselesi yaptı. Onların da tek tek defterlerinin açılması lazım. Yerel seçimlerden başta olmak üzere. Şırnak'ta itirafnamesi hazır, isimler hazır, kimler, nasıl, neler yapmışlar filan bunların hepsi hazır. Bu şekilde bu yargılanmanın başlaması lazım. Fakat Güneydoğu'da yine askeri personel üzerine kurulmuş yeni bir seçim vurgunu var 14 Mayıs seçimleri için. Bu sefer sistematiği biraz değiştirmek zorunda kaldılar. Çünkü bu 2019 seçimlerinde daha 2015-2016 yılındaki bu Şırnak'ta vesaire o bölgedeki yıkım ve o nedenle işte taşınan isimler, Şırnak'ı terk eden yerel halk, dolayısıyla onların yerine askerlerin böyle bu şekilde kaynatılması, AKP'ye nerede oy var, ihtiyacı varsa oraya kaydırılması vesaire bu sistemi kullandılar. Fakat şimdi daha değişik bir sistematiğe ihtiyaçları var. Şimdi geçtiğimiz günlerde askeri bir personel bana bu vurgunla ilgili bir evrak attı. Ve böyle tamamen bütün evrakta seçim kütüğü nasıl değişmiş, adresi nasıl değişmiş falan onların hepsi gözüküyor. Tabii kendi şahsi güvenliği için ben bu evrağı yayınlamıyorum. Fakat ne yapmışlar biliyor musunuz bu seferde? O bölgede görevli fakat zaman zaman işte Kuzey Irak'a gidip oradaki üslerde iş yapan filan personel var biliyorsunuz. Bu personellerin tamamının aileleri normalde işte Şırnak'ta oturuyor, Hakkari'de oturuyor, sınıra yakın neresi varsa oradaki lojmanlarda oturuyor. Bunlar gidiyorlar üst bölgesine, geliyorlar vesaire. Dolayısıyla bunlar eğer üst bölgelerinde uzun süre görevlilerse ve o sırada da seçim oluyorsa Türkiye'de, bunların yurt dışı seçmen gibi oradaki işte yurt dışına çıktıkları gümrük kapısı vesaire orada oy kullanma hakları var. Bu çok az bir askeri personel için olur. Oradaki askeri üslerde, Kuzey Irak'taki askeri üslerde öyle çok böyle on binlerce askeri personel yok yani. Çok az bir kısmı kullanıyor bu şekilde. Fakat ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi en zayıf oylar, seçim güvenliği en zayıf sağlanacak oylar yurt dışı oylar. Bu yurt dışı oyların sayılması, getirilmesi vesaire bunların hepsi çok kolay manipüle edilebilecek şeyler. Ve hiç o zaman normal Güneydoğu'da kendi yaşadıkları Şırnak'ta, Hakkari'de oyunu kullanabilecek askeri personelin tamamının oylarını yurt dışı oy olarak kabul etmişler. Ve Koca Tugay'daki personelin hepsi seçmen kütüklerini açıp kabul ettiklerinde kontrol ettiklerinde bakıyorlar ki yurt dışı seçmen kayıtları var. Ve Tugay komutanlıklarına, bütün o bölgedeki Tugay komutanlıkları, bütün o bölgedeki Tugay komutanlıklarının personeli komutanlarına soruyor. Bu ne diye? Komutanların açıklaması ne biliyor musunuz? İşte ya oy kullanmakta kolaylık olsun diye saçma, anlamsız, hiçbir şey ifade etmeyen bir cevap veriyorlar. Fakat bu cevabın veriliş tarzı öyle bir cevap veriliş tarzı ki askeri personel de aptal değil. Bu da anlıyor. Ya bunlar yine bir şey planladılar. Geçen sefer bizi böyle yaptılar. Bu sefer de böyle şekilde böyle bir şey planlıyorlar. Ve o koca koca Tugayların hepsinin oyları yurt dışı seçmen kaydına girilmiş ve bunlara bu şekilde oy kullansalar da kullanmasalar da orada kullanmış ve AKP lehine kullanmış gibi gösterilecek. Çünkü yurt dışı sandıkların içerisinde her şeyi tıkarsınız. Bu şekilde burada organize biçimde kullanılacak. Geçtiğimiz günlerde yurt dışındaki seçmenlerden bir tanesi paylaştı, skandal ortaya çıkardılar. Mesela bir aile olarak geliyorlar, oy kullanıyorlar. Sonra sıraya bir daha giriyorlar, bir daha oy kullanıyorlar. Bir daha giriyorlar, bir daha oy kullanıyorlar. Sonra da kavga çıkıyor. Ondan sonra vatandaşlardan biri adam mükerrer oy kullanırken o aile filan onu kayıt altına almış filan. Orada olay çıkmış. Ya bakın Avrupa'daki bir elçilikte bunu yapıyorlar. Kuzey Irak'taki o gümrükler filan buralarda neler yapılmaz yani. Bu askeri personelin hepsini koca koca Tugaylar yurt dışında oy kullanmış gibi gösterecekler. Sonra da bu oyların hepsini Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a, milletvekili seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yazacaklar. Bunların hepsi seçim güvenliği ile ilgili meseleler. Ve oy çalmanın özellikle seçim ikinci tura kalırsa yapılabileceği en kolay yer Güneydoğu. Çünkü gazetecileri tutukladılar. HDP'li yetkilileri, Yeşil Sol İttifakı'nın yetkililerini sürekli tutukluyorlar. Oy güvenliği ile ilgili uzman avukatlar ve orada oy güvenliği ile ilgili sorun olursa hemen bunu yargıya taşıyabilecek avukatlar vesaire onları tutukladılar. Hemen seçimden 3 hafta öncesinden polis operasyonları başladı. Orada boşluk alanı oluşturuyorlar.
Bunun yanında Süleyman Soylu paralel Yüksek Seçim Kurulu'nu da kurmuş. Bu şekilde verileri manipüle edebilecekleri önceden şeylerin de hepsi hazır. Dolayısıyla çok büyük bir seçim yolsuzluğuyla ilgili ortam oluşturmuş durumda. Peki bu Millet İttifakı'nın gündeminde mi? Ya Millet İttifakı'nın gündeminde Kürt gazetecinin tutuklanması da yok, Kürt'ün oyunun güvenliği de yok. Çok enteresan yani bu. Ve orada bu tip kolluk kuvvetleri kendi arzularının dışında da itiraz da edemiyorlar. Ya bizi niye yurt dışı oy yazdınız diye ya da bizim oyumuzu niye taşıyorsunuz başka yere diye itiraz da edemiyorlar. Kolluk kuvveti emir komuta zinciri içerisinde çalışmaya alışmış. Ve bunların oylarını kendi rızaları dışında istedikleri yere yazıyorlar. Ve bunu Millet İttifakı da seyrediyor. Herkes seyrediyor. Kimse bu konuya dile getirmiyor. Ya niye Güneydoğu'da gazetecileri, avukatları tutukla? Bir anda seçimin öncesinde mi aklınıza jeton düştü? Niye şimdi tutukluyorsunuz? Niye bu askerlerin hepsini yurt dışı kaydına geçiriyorsunuz? Niye Süleyman Soylu bir anda paralel Yüksek Seçim Kurulu kurdu kendisine göre? Bunların üzerinde çok durulması lazım. Halk Millet İttifakı'nı oylayacaksa, halk Kemal Kılıçdaroğlu'nu oylayacaksa bunu belli bir riski göze alarak da yapıyor bunu. O zaman bu kişilerin oylarına, halkın oylarına sahip çıkılması lazım. Bakın 7 Haziran 2015 seçimlerinde halk Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirdi. Ve halkın mesajı şuydu. Tayyip Erdoğan ben seni tek başına iktidar yapmadım Adalet ve Kalkınma Partisi. Koalisyon kur dedi. Ben artık kutuplaşmak istemiyorum. Koalisyon kur ve koalisyon olarak da AKP-CHP koalisyonunu işaret etti halk. Bu koalisyonu işaret etti. Fakat halkın verdiği bu mesaja, halkın sandıktan çıkardığı bu mesaja ve sonuca AKP de saygı duymadı, CHP de saygı duymadı. Bu koalisyonu inşa etmeyi beceremediler. O koalisyon inşa etmeyi beceremeyen Ahmet Davutoğlu'nun durumu ortada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır yaşadığı ortada. Ve sonrasında halkta madem ben iktidarı değiştirmek için ya da koalisyon kurmak için bu iradeyi gösterdim. Siz bu iradeye sahip çıkamadınız. Sonra Tayyip Erdoğan da ortalığımı cehenneme çevirdi. 2015 yılında Hendek olayları o bu falan. Ondan sonra istikrara oy verdi halk. Dolayısıyla şu an halk da bir mesaj verecek sandıkta. Halk buna hazır. Fakat halkın oylarına sahip çıkılması lazım. O yüzden seçim güvenliği her bir noktada önemli. Bakın hiç konuşuldu mu Şırnak'ta olan bu olaylar? Hiç konuşulmadı. Şırnak'ta olan bu dümenler, askerlerin böyle taşınması vesaire. Bunu hiç böyle Millet İttifakı'nın böyle liderlerinin ağzından duydunuz mu? Yani bu ta bana kadar gelen bu evraklar onlara gitmemiş olabilir mi? Ama Şırnak'ı önemsemiyorlarsa... Türkiye'nin bir köşesini önemsemezseniz Türkiye'nin o bir köşesi de sizi önemsememeye başlar. Dolayısıyla bunların hepsinin tek tek üzerinde durulması gereken hadiseler devletin kayıtlarına girdi. Umarım bir hukuk düzeni kurulur ve bunun hesabı da sorulur. Şırnaklı'nın oyunun hesabı da sorulur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.